Oya ile Aykut'un paraları toplamı 450 liradır. Oya Aykut'a 25 lira verirse Aykut'un parası Oya'nın parasının iki katı oluyor. Yani Oya 25 lira veriyor. Oya eksi 25 oluyor para. Aykut 25 lira alıyor. Aykut artı 25 oluyor. Bu durumda Aykut'un parası yani Aykut artı 25 Oya'nın parasının iki katı oluyor. Şunun iki katıymış. Oya eksi 25. Aykut'un parası Oya'nın iki katı oluyorsa şunu 2 ile çarptığımda buna eşit olur. Şimdi diyebilirsiniz ki burada iki tane bilinmeyen var. Bir yazalım. Şimdi tekrar hatırlatayım. Aykut'un parası yani şu Aykut'un parasını yuvarlak içine alalım son durumda. Oya'nın parası şu. Bunun iki katı oluyorsa bunu 2 ile çarpınca buna eşit olur. 2 Oya eksi 50 eşittir Aykut artı 25. Kaldık böyle. Bir tane denklem var ama iki tane bilinmeyen var. Hem O var hem A var. Ama bize ne diyor? Oya ile Aykut'un paraları toplamı 450 liradır. Oya artı Aykut 450. Öyleyse Oya eşittir 450 eksi A. A'yı karşıya attığımda. Öyleyse ben burada gelip O'yu siliyorum. 2 çarpı 450 eksi A diyorum. Şimdi tek bilinmeyene indik. Hep aynı şeyi yapıyoruz. İki, bir denklemden diğer denkleme onun türünden ifadeyi taşıyoruz. 450 ile 2 çarptım 900. 900 eksi 2A eksi 50 eşittir A artı 25. Sınavda 50'nin sıfırıyla Oya'nın olsunu karıştırmamak lazım. Bunu da muhtemelen elemek için yapıyorlar. Çünkü biliyorlar ki Oya'ya O diyecek denklemi çözerken. 2A eksi 2A'yı karşıya attık. 3A. 900'den 50 çıktı. 850. 25 karşıya eksi 25 geçti. 825. Şöyle bir bakalım doğru yolda mıyız? Bu 3'e bölünür mü? 10, 15 rakamları toplamı bölünür. 825'i 3'e bölelim. Ben pratik yoldan böleyim diyorum. 810'u 3'e bölsem 270, kalan 15'i 3'e bölsem 5, 275 muhtemelen. Ama yine de bölelim. 6, 2 kaldı, 7, 1 kaldı, 5, 275. Bu neydi? A, Ahmet'in parası 275. İlk durumdaki. Ama bize Oya'yı soruyor. İkisinin toplamı 450 idi. 450'den 275 çıkaracağım. Kolay yoldan çıkarayım. Önce 250'yi çıkarayım. 200. Kalan 25'i çıkarayım. 175. Bu şekilde soruyu çözebiliyoruz. Şeyi de sorabilirdi. İlk durumda değil de ikinci durumda Oya'nın parası ne olur falan da sorabilirdi. Onlara dikkat etmek lazım.